Selam ala Mahyeddin Kutsesiru. Yani ben bazen otururdum böyle gider o köşede bir yerde bir kıyıda o odada ama bir köşede kıyıda sessizce otururdum. Konuşmaktan çok kalbimi alıp Seyda'nın kalbinin üzerine göndermeye çalışır gayret ederdim. Kalbimi onun kalbine bağlamaya çalışırdım. Çünkü bu yol böyle. Saadet-i Kiram'ın yolu budur. Saadet-i Kiram'ın yolu konuşarak sözle, kelimeyle, laflarla değil. Mana ile, tasarruf ile. Selamullah Burhan Hazretleri'nin hiç tasavvufu konuşmanız mümkün değil biliyor musunuz? Seyda da öyle akıllı. Elhamdülillah aynı kapı. Rabbime hamdolsun. Aynı nur, aynı sofranın nuru yani. Aynı çeşmenin bereketi. Tasavvufu konuşamazsınız. Tasavvufla ilgili bir konuyu aşmak bile çok çok büyük bir sıkıntıdır Selamullah Burhan'ın yanında Kudüs'e. Ben kardeşlerime diyorum ki gittiğiniz zaman konuşmaya, konuşturmaya falan çalışmayın. Kalbinizi bağlamaya çalışın. Kalbinizi açmaya çalışın. Kalbinizle o bağlantıyı kurun ki Cenab-ı Allah size bütün rahmetin kapılarını açar. Bu yüzden iş Allahu Teala'nın dostlarının huzurunda sevebilmek. Sevebilmek. Eğer sevebilirseniz Allah size bunu nasip ederse ki nasip olmadığı zaman da oturun, gözyaşı dökün, ağlayın, yalvarın. Yalvarın bakın. Ben öyle zatlar, öyle insanlar görüyorum ki, şey biliyorum ki otururlardı, ellerini açar gece yarısı. Ya Rabbi benim kalbime muhabbet ver diye yalvarırlardı. Onu da Allah'tan isterler. Çünkü biliyorlardı ki o da öyle. O da tövbe gibidir. Hani Rabia, Hazreti Rabia'ya biri diyor ya, tövbe etsem Allah beni affeder mi? Affetmez diyor. Önce tövbe etmeyi sana nasip etmesi için Rabbine yalvar diyor. Önce tövbeyi nasip etsin. O tövbeyi nasip ederse zaten seni affedecektir. Eğer kalbine o muhabbetten bir tohum düşerse, bir tohum, bir nebze, bir zerre senin mürşidinin, bu saadet-i kiramın, bu yüce silsilenin mensuplarının muhabbeti bir zerre kadar senin kalbine düşerse, vallahi öyle bereketli bir tarla olur ki senin kalbin. Bir zerre dahi düşerse, bütün gülistana çevirir seni dünyanın.